Arabalar artık lüks değil, ihtiyaç haline geldi. Döviz kurundaki hareketlilik araba fiyatlarına da yansıdı. Fiyatlar ne kadar süre daha böyle devam eder? Bir indirim bekleniyor mu? İşte cevapları. İsmim Akif İnan, hoş geldiniz siz de öncelikle. Uzun yıllardır Kayseri Otomobil Galericiler sitesinde otomobil alım satım yapıyoruz. Şimdi otomobil sektöründeki artış yeni değil. Çok uzun yıllardır bu otomobil artışıyla, fiyat artışıyla karşı karşıyayız. Geçen yıl 50.000 TL'ye aldığınız bu otomobilin bu sene en az 60.000, 70.000 olmasına alışkınız. Bunun sebebi de kanımca Türkiye'de otomobil üretimi olmaması ve otomobil sektöründe tamamen dışa bağımlı olmamız. Bunlar tamamıyla dışarıdan geldiği için hani dövizle doğru orantılı otomobil fiyatları, döviz ne kadar yükselirse otomobil fiyatları da ister istemez o kadar yükseliyor. Bunun da önüne geçemiyoruz. Sebebi de döviz artışları. Ama bu yıl ekstra global bir artış oldu. Ekstradan oldu. Hani sebebi pandemi koşullarından dolayı üretim yapılamaması veya üretimin az yapılmasından kaynaklı ister istemez ikinci el otomobilde fiyat artışı gözlendi. Tabii buna diğer ekonomik etkenleri de katarsak otomobilin yükselmesi gayet doğal oldu Türkiye'de yani. Peki ne kadar süre daha sürecek bu yükseliş? Şimdi dediğim gibi dövizle doğru orantılı. Döviz yükseldiği sürece otomobil yükselecek. 30 yıldır bu böyle oldu. Hani bundan sonra farklı olma olasılığı ne kadar ben bilmiyorum onu. Ama şimdiye kadar sürekli yükseliş halindeydi. Hala da yükseliyor. Bakın geçen hafta 15 gün önce diyeyim 100.000 TL'ye alıp 105.000 TL'ye sattığımız aracı bir hafta sonra 105.000 liraya kendimiz aldık, 110 liraya sattık. Bir hafta sonra 110 bin liraya aldık, 115 bin liraya sattık. Şimdi 115 bin lira veriyorum. Bir hafta sonra adam vermiyor arabasını. Yani bu kadar komik bir yükseliş var Türkiye'de. Bu da en çok otomobil alım satımcılarını etkiledi. Sebebi 2 yıl önce örnek bizim 50 tane aracımız vardı. Bir sermayemiz vardı. Buna 50 tane araba ediyordu. 2 yıl aldık, sattık, para kazandık. Ama bakıyoruz 30 tane arabamız var. Yani siz bir otomobil aldınız 50.000 TL'ye şu anda 150 bin lira diyor. Çok kârlısınız. Ama en çok zarar gören otomobil alım satımcıları oldu. Bizim sermayemiz eridi. Dövizin bu yükselişi de hani otomobil fiyatları yükseliyor diye stok yapacak halimiz yok. Fırsatçı değiliz yani alacağız satacağız yine bir çarkımız devam edecek bir şekilde dönecek yani. Ama bu yükseliş ne kadar devam eder diyorsanız döviz sabit kalana kadar devam eder. Peki vatandaşların bu artışa tepkisi ne yönde oluyor? Türkiye'deki yani otomobil ihtiyacı sınırsız. Şimdi bakın her evde bir otomobil illaki var. Önceden lükstü, şimdi otomobil bir ihtiyaç oldu. Yani ekmek gibi, su gibi, aş gibi bir ihtiyaç. Yani hepimizin de var, olması gerekiyor yani. Bunun için de her şu var, işte benzine, mazota zam geldi. Ne kadar zam gelirse gelsin biz 100 liralık mazot alıyoruz, 100 liralık benzin alıyoruz hesabı. Onun için 500 liralık bir otomobil almıyoruz da. 100 liralık bir otomobil alıyoruz. Ama son günlerde küçük otomobillere 100 bin lira civarında, 80, 90, 100, 110 bin lira civarında olan araçlara korkunç talep var. Yetiştiremiyoruz. Çok üst segment gördüğünüz gibi lüks araçları satamıyoruz. Ama orta halli araçlar çok hızlı bir şekilde alıcı buluyor.